Herkese iyi günler. Barış Karayazgan ben. Akbank Sanat olarak yeniden sizlerle birlikteyiz. Nisan ayı kolajayı devam ediyor. Ve son videomuzda Fahrenisa Zeyd ve çok eğlenceli bir soyut kolaj çalışması yapacağız. Fahrenisa Zeyd çok çok özel bir sanatçı. 1901 yılında Büyükada'da doğmuş Türkiye'li bir sanatçı. Ve gerçekten de sanat dünyasında özellikle Türkiye sanat tarihinde ve aynı zamanda da soyut sanat tarihinde çok önemli katkılarda bulunmuş ve yer etmiş bir sanatçı ile karşı karşıyayız. Onun eserlerinden yola çıkarak bugün sizlerle çok eğlenceli bir soyut kolaj çalışması yapacağız. Çalışmamıza başlamadan önce size Fahrenisa Zeyd ile ilgili biraz bilgi vermek ve bir iki tane de eserini paylaşmak isterim. Fahrenisa Zeyd doğduğu zaman ailesi Osmanlı döneminde tabii ki önemli bir yerdeydi. Amcası vezirlik yapmış, babası da büyükelçiydi. O yüzden önemli ailelerden bir tanesilerdi. Ve çocukluğundan itibaren de sanatla, özellikle resimle çok iç içe oldu. Ve sonrasında da Türkiye'de ilk sanat eğitimi alan kadın sanatçılardan bir tanesi olarak da sanat tarihimizde yerini aldı. Ailesi sanata gösterdiği önemi esasında kardeşlerinden de görebiliriz. Çünkü abisi bir yazar, kız kardeşi ki kız kardeşini Zeyd inanılmaz şekilde destekledi ve onun sanatçı olması konusunda yardımcı oldu. O da Türk modern resminin çok önemli sanatçılarından Aliye Berger olarak inanılmaz bir kariyer yaptı. Ve böyle bir aileden tabii ki Fahrenisa Zeyd gibi sadece Türkiye değil, dünya sanatına da önemli işler yapmış, katkılarda bulunmuş bir sanatçı çıkmış oldu. Sanat eğitimi aldıktan sonra Avrupa'da farklı şehirlerde, özellikle o dönemde sanat anlamında önemli sanatçıların olduğu, akımların doğduğu şehirlerde, Berlin'de, Paris'te, Budapeşte'de ve Londra'da bulundu. Oralarda hem çalıştı hem yaşadı. Ve bu süreç içerisinde çok farklı sanatçılarla tanışıp akımları yakından inceleme fırsatı buldu. Ve ikinci evliliğini bir Irak prensiyle yaptı ve doğal olarak bir prenses oldu. Hatta bundan dolayı ona aynı zamanda soyut sanatında prensesi olarak da isim taktılar. Fahrenisa Zeyd de her sanatçı gibi esasında klasik bir sanat eğitimiyle başlayıp figüratif sanat yaparak başladı. Ama daha sonrasında 2. Dünya Savaşı sonrası özellikle Avrupa'da çok yoğun bir şekilde yayılan soyut sanat akımı onu çok etkiledi ve bu konuda çalışmalarını çok yoğunlaştırdı. Ve bu anlamda gerçekten önemli sergiler de açtı ki o dönemde bir kadın olduğu için ve Müslüman da bir ülkeden de olduğu için birçok sanat tarihçi hak ettiği değeri almadığını düşünürdü. Ama 2017 yılında Londra'da Tate Modern'de bir retrospektif sergisi açıldı ve bir nevi esasında kendi yaşadığı dönemde verilmeyen değeri ona iade etmiş gibi oldular. Hatta Tate Modern onun için 20. yüzyılın en önemli soyut kadın sanatçılarından biri olarak da adlandırdı. Bu onun için tabii ki yaşamın bittikten sonra, öldükten sonra olsa bile onun adına çok gurur verici bir şeydi. Ve sanat tarihine katkılarını da göstermek anlamında önemliydi. Şimdi Fahrenisa Zeyd eserlerinde bu soyut sanatın değeri çok büyük ama aynı zamanda boyut olarak da çok büyük boyutta eserler yapmış ki şimdi size göstereceğim eseri 2 metre 10 santim yüksekliğinde ve 5 metre 40 santim genişliğinde devasa boyutta bir eser gördüğünüz gibi. Ve tam da onun bu kendisine özgü tarzına çok benzeyen renklerin ve şekillerin, soyut şekillerin hatta kübizmden de etkilendiğini de gördüğünüz şekillerin dansı var adeta. Birçok sanat tarihçi hem bu sanatın Avrupa kısmından ve kübizmden etkilerini eserlerinde gördüğünü söylemekle birlikte aynı zamanda İslami mimari öğeler ve vitray sanatının da etkilerini resimlerinde gördüklerini söylerler. Bu da gerçekten onun yaptığı bu rengarenk değişik şekillerin gerçekten birbiriyle inanılmaz uyumu ve farklı kompozisyonu anlamında güzel de bir yorum olarak karşımıza çıkar. Şimdi biz de bu renkli resimlerinden yola çıkarak bir kolaj çalışması yapalım dedik sizlerle. Ve bizim yapacağımız kolaj bir soyut kolaj olacak doğal olarak. Biz de renkleri ve şekilleri kullanacağız. Ama biraz daha değiştirelim dedik ve karşımıza bir puzzle yani yapboz soyut kolaj yapmak için çıktık.
Hemen size malzemeleri tanıtarak başlamak istiyorum. En önemli ana malzememiz kalın bir karton. Ben tabii ki geri dönüşümü çok sevdiğim için ve burada sadece geri dönüşüm değil, ileri dönüşüm yapacağım. Çünkü bu kartonu farklı bir sanat eserine dönüştüreceğim ve doğal olarak bu bir ileri dönüşüm olacak. Bu kalın kartonu ki bir kutudan almış olduğum bir kalın karton bu. Bunu kullanıyor olacağım. Kurşun kalem, makas. Renkli elektrik bantlarım var. Bunları nalburlardan ya da kırtasiyelerden bulabilirsiniz belki ama olmasa da çok önemli değil. Onun yerine normal bantlarda kullanabilirsiniz. Kalemtıraşa ihtiyacım var. Keçeli boyalar ve aynı zamanda da pastel boyaları aldım. Yeniden söylüyorum, bambaşka boyalarla, bambaşka malzemelerle de yapabilirsiniz ama karton kullanmanızı şu anlamda önemi var. Çünkü parçaları kestiğimiz zaman hani bir yapboz gibi tutabilecek kalınlıkta olmalı. Bantların da özel bir önemi olacak. Yaptığımız o minik parçaların daha sağlam, kullanılır olması anlamında da etrafından geçecek ve onu sağlamlaştıracak bir öğe. O yüzden renkli bant yoksa bile bir bant kullanmakta fayda olacak. Hemen eserimi çizmeye başlıyorum öncelikle. Kartonun üzerine sonuçta soyut bir çalışma yaptığım için herhangi bir şeye benzetmek gibi bir derdim zaten yok. Fahri Sağ Zeyd'in eserlerini de gördünüz zaten. Gerçekten şekiller çok hareketli. O yüzden ben de ona benzer gayet sade, düşünmeden kağıdın üzerinde çizim yapmaya başlıyorum. Sanırım bu benim için yeterli. Tamamdır. Şimdi şeklim bu. Beğendim bunu. Burada iki tane yöntem var. Öncelikle bunu bu çektiğim, çizdiğim şeklini önce kesmek istiyorum. Kestikten sonra kenarlarını bantlayacağım. Bantladıktan sonra da onları boyamak istiyorum. Ama bu aşamada özellikle kesmeden önce bunun bir fotoğrafını çekmenizi tavsiye ederim ki parçaların nereye gideceğini karıştırmayalım. Çünkü bu zor bir yapboz çizdim. Tabii ki çiziminiz sizin yapacağınız yapboz kolajın ne kadar farklı, bu soyut kolajın ne kadar zor olup olmayacağını belirleyecek. Çok aşırı zor bir şey yapmak istemedim kendim açısından. Ama yine de bir fotoğrafını çekip belgelerseniz, daha sonra karıştırırsanız yeniden o fotoğrafa bakarak yapbozunuzu birleştirmek daha kolay olacaktır. Hemen kesmeye de başlıyorum. Sevgili çocuklar, şu anda gördüğünüz gibi önce etrafını kestim. Kestiğim hiçbir parçayı tabii ki sizin yapmayacağınız da eminim ama yine de hatırlatmak istiyorum. Tabii ki çöpe atmayacağım. Onların hepsi geri dönüşüme gidecek. Bu arada dışını keserken dikkat ettiyseniz makasımı çok uzun süre götürmedim. Biraz kestim, sonra koparttım. Kestim, koparttım çünkü böyle sert bir kartonu kesmek kolay değil. Bir yetişkinden de destek de ihtiyaç duyduğunuzda alabilirsiniz elbette ama ben sizlerin kendi başınıza yapacağınızı güveniyorum. Minik minik koparta koparta kese kese gidebilirsiniz. Kesmenin çok süper temiz olmayabilir. Çok sorun değil çünkü zaten bantlarla etrafını temizleyeceğim. Hem sağlamlaştıracağım hem de o kırpıkları yok ediyor olacağım. Şimdi kesmeye, bunu artık parçalarına ayırmaya devam ediyorum.
Evet. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi tamamen parçalarımı kestim. Dikkat ederseniz mesela şurada kesmediğim bir parça kaldı, burada da kesmediğim bir parça kaldı. Onları tutmaya karar verdim. Soyut resmin en sevdiğim yanlarından bir tanesi ya da soyut sanatın en sevdiğim yanlarından bir tanesi de bu. İstediğimiz zaman, istediğimiz şekilde kendi hayalimizdeki gibi sokabiliyoruz. Keserken fark ettim ki orayı tam olarak öyle istemiyorum. Zaten kullanacağım malzemeler özellikle pasteller örtücü boya olduğu için onların çok görüneceğini de düşünmüyorum. Şimdi artık bu parçaları kenarlarını sağlamlaştırmaya geldi. Dikkat ederseniz her parçayı kestiğim yere koydum ki şeklimi de kaybetmeyeyim. Hatta yeniden bu şekle geldikten sonra da bir fotoğrafını çekmenizi tavsiye ederim ki bir şekilde dağılırsa eski haline getirebilmenin için elinizde bir tane örnek olsun. Şimdi artık bantlamaya başlıyorum. Bandımı yaparken bandın yarısını şu şekilde üstüne koyuyorum. Yarısını da havada bırakıyorum ki sonrasında rahatça bunu arkaya doğru kıvırabileyim. Böylece bant bütün kenarı kaplasın ve bayağı sağlam hale getiriyor. Hem de renkli bant kullanıyor olmam ekstra bir renk de katıyor gördüğünüz gibi. Sevgili çocuklar, burada bir iki tane minik noktada sizi uyarmak isterim. Şu anda ben keçeli boyalarla boyuyorum ve bunlarda hiçbir sorun yok. Gayet güzel kuruyorlar. Ama eğer pastel boyalarla boyarsam ki birazdan onlarla boyayacağım. Pastel boyalar biliyorsunuz biraz etrafa yayılan boyalar. Özellikle benim kullandığım yağlı pasteller. O yüzden bu çalışmaları yaptıktan sonra lütfen evde bir saç spreyiniz varsa onunla üzerinden bir iki kat, bir kat yapıp bekleyin kurusun. Sonra ikinci katında geçerek o pastelin etrafa yayılmasını engelleyebilirsiniz. Bir nevi vernik görevi görecek. O yüzden o saç spreyini esasında almanızı tavsiye ederim. Özellikle pastel çalışmalarınızı korumak ve etrafı da temiz tutmak için çok güzel bir malzeme. Şimdi hemen bu sefer pastele geçiyorum. Thank you.
Her zaman hatırlattığım bir şey var. Burada da hatırlatayım. Biraz sağ elimizi kullanıyorsak biraz da sol elimizi ya da tam tersini mutlaka kullanalım. İki elimizi de kullanalım ki beynimizin iki tarafı çalışsın. Aynı zamanda elimizin ikisine de olabildiğince eşit derecede becerikli hale getirebilelim. Çünkü eğer bir elimizi sadece kullanıp öbür elimizi kullanmazsak bu sefer gerçekten bir elimiz çok gelişir ama öbür elimiz çok daha zayıf kalır. Bunu da istemeyiz. Özellikle hangi işi yaparsanız yapın, iki elinizin de becerikli olması gerçekten çok değerli. Dikkat ederseniz ben şu anda boyarken çok zorlanıyorum çünkü vakti zamanında ben iki elimi çocukken kullanmamıştım. Ama size çok özellikle ve zevkle tavsiye ederim ki mutlaka iki elinizi kullanın. Her türlü çalışmada. Çok zor bir parça olduğu için, ince parça olduğu için tek elimle, sağ elimle boyadım. Ama şimdi sol elimle boyayacağım ve tek elimle boyayacağım bir parça alıyorum. Ve tamamını bu elimle çok zorlanarak boyayacağım. Özellikle bu büyük parçada kullandığım materyal de ortaya çıkıyor. Boyadıkça o karton ki çok ince ve oluklu mukavva kullandım. Onun oluklarının izleri boyanın üstünde çıkıyor. Evet, çok dikkat ettiyseniz iki tane minik parçayı elektrik bantlarının kendileriyle boyadım. Sonra bazılarını keçeli boyalarla boyadım. Bazılarını da pastel boyalarla boyadım. Kendi rengarenk ve bayağı da hoşuma gitti yaptım açıkçası. Bir kolaj yaptığım gibi parçalardan oluşan, farklı parçaları keserek yan yana getirdiğim ve tabii ki burada en büyük ilhamı Fahren Lisa Zeyd'in muhteşem o renklerin ve şekillerin dans ettiği soyut eserlerinden aldık. Siz de eminim evinizde çok bambaşka şekillerde çok enteresan soyut kolajlar yapabilirsiniz. Ben burada bu malzemeleri kullandım. Siz bambaşka malzemeler, bambaşka boyalarla yapabilirsiniz. Sadece yeniden hatırlatmak istiyorum. Kalın bir karton kullanırsanız bunları daha sonra puzzle yapmak için çok daha rahat kullanabilirsiniz. Özellikle son haline getirdikten sonra ki şu anda benim neredeyse son hali, neredeyse değil, bitirmiş olduğum hali. Bu haline getirdikten sonra güzel bir fotoğrafını çekin ki puzzle parçalarının neresi olduğunu bilelim. Çünkü puzzle'ları yaparken, yapbozları yaparken hatırlarsanız bir tane fotoğrafımız var, oraya bakarak yapıyoruz. Güzel bir fotoğraf çekerseniz bunları bozar ve yaparsınız. Çok eğlenceli, hem oynayabileceğiniz hem de sanat yapabileceğiniz bir çalışma gösterdik sizlere. Umarım sizler de bizim kadar eğlenirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın, sevgiyle kalın.